Herkese iyi akşamlar. Yol yoldur YouTube kanalında OME Sistem Atölyenin yeni bir programında sokak fotoğrafçılığı başlığında konuşmak üzere tekrar birlikteyiz. Ee, geçtiğimiz hafta gece fotoğrafçılığıyla ilgili konuşma şansı bulmuştuk. Bu hafta sokak fotoğrafçılığıyla devam ediyoruz. Ara ara böyle canlı yayınlarla fotoğraf konusundaki e, bildiklerimizi e, yaşadığımız tecrübeleri e, ipuçlarını paylaşmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde özellikle ve öncelikle e, İstanbul'da yaşayan dostlar için e, yine OMEZ Sistem atölye başlığında hafta içi akşam, hafta içi gündüz ve hafta sonu olmak üzere e, uygulamalı ve OMEZ Sistem makine ve objektifleri deneyebilecek çalışmaları da gerçekleştireceğiz. Onların da duyurularını hem e, Instagram üzerinden hem e, Facebook ve diğer sosyal medya üzerinden duyurmaya gayret edeceğiz. Dolayısıyla hani eski televizyon şeylerinde olduğu gibi bizi izlemeye devam edin, takip etmeye devam edin diyorum. Evet Cevat Başkaya, Karadeniz Ereğli'ye de iyi akşamlar, çok sağ olun. Yahya ya abi selamlar, iyi akşamlar. Ali Erhan Kılıçoğlu çok teşekkürler abi iyi akşamlar. Aslı teşekkürler. Ahmet Necati Güçsav iyi akşamlar. Turgut selamlar. Turgut, e, özellikle son yıllarda e, birkaç kere de canlı yayınlara falan da konuk aldık. E, derslerde falan da konuk aldığımız oldu. E, özellikle sokak fotoğrafçılığı konusunda e, sıkı çalışmaları olan arkadaşlarımızdan biri takip etmeyen varsa Turgut Coşkun'un da Instagram'ını falan takip etsin. Özellikle e, hemen hemen her ışık koşulunda e, flashla da dolgu ışığı da yaparak ee, enteresan işlere imza atan bir arkadaşımız. Ee, onun için Turgut'un da işlerini hararetle tavsiye ediyorum. Zeynep Hanım iyi akşamlar, Filiz selamlar, Şadi Satıcı iyi akşamlar, Atagül Demir iyi akşamlar, Sibel Hanım iyi akşamlar, nasılsınız? Bazen kaçırıyorum gözden, Sibel Hanım'da sıkı takipçilerden. Onun ismini böyle zikretmek keyifli. Evet, bugün sokak fotoğrafçılığını konuşacağız. mes Sistem Atölye başlığı altında ve bunu e, tabii ki bütünüyle konuşma şansımız yok. E, çok e, kapsamlı bir alan ama en azından bir giriş mantığında bazı noktaları, bazı ipuçlarını konuşma imkanı bulacağımızı düşünüyorum. Yine e, birkaç hatırlatmayla hikayeye bir girizgah olsun, cemaatin toplanmasına zaman olsun diye... Ee, konuşalım istiyorum. Yolyoldur.com web sitemiz takibinizi bekliyor biliyorsunuz. Hem fotoğraf galerileri var kamp hayatıyla ilgili bilgiler var fotoğrafçılık ipuçları var kamp mutfağından videolar var falan gibi ee, işlerimizi paylaştığımız mecramız takibinizi bekler. Yol Alt Çizgi Yoldur Instagram hesabımız e, daha anlık paylaşımları yapabildiği biz hem kendi hayatımızdan işleri de e, e, olayları da paylaştığımız hem de işte e, yapacağımız çalışmaları duyurduğumuz bir mecradır. Takibi bekler. Yol Yoldur YouTube kanalımız e, farklı oynatma listeleriyle, canlı yayınlarla hemen hemen yaptığımız birçok işi paylaştığımız yer. <laughs> Abone olmayı, bildirimleri açmayı, eşe dosta arkadaşa böyle bir kanal var demeyi unutmamanızı da rica ediyoruz. Bu akşam sokak fotoğrafçılığını konuşacağız ama birkaç gündür sosyal medyada farklı alanlarda duyurduğum bir şey var. Bir süredir üzerinde çalıştığım sokak fotoğrafçılığı üzerine sokakta fotoğraf çekerken adıyla bir kitap hazırladım. Şu anda matbaada heyecanla bekliyorum haftaya e, çıkmış olacak. Ön sipariş şeyleri de başladı sağ olsun dostlar da e, kitaptan sipariş vererek destek oluyorlar e, fototrek.com sitesine girdiğiniz zaman hemen ana sayfada zaten e, kitapla ilgili bilgilerin olduğu, sipariş verebileceğiniz linkin bulunduğu bir sayfa var. Onun dışında sosyal medyada da birçok yerde zaten o siparişi verebilmek için, destek olabilmek için, kitaptan edinebilmek için linkleri paylaşıyoruz. Bugün konuşacağımız bazı başlıkların da yer aldı ama aslında çok daha kapsamlı 4 hafta süren, 4 oturum ve çekim çalışmalarıyla devam eden bir fotoğraf atölyesinin şeyi aslında bu kitap ve bu kitabın içinde de 176 sayfalık bir kitap oldu. 150'ye yakın örnek fotoğraf var. Bu fotoğraflar eşliğinde de aslında 5 ana bölümde sokak fotoğrafçılığı nedir, fotoğraf dilleri, ekipman önerileri, fotoğraf dili için öneriler ve fotoğraf çekimleri için öneriler diye... Ee, başlıklarda e, sokak fotoğrafçılığını bir toparlamaya çalıştım fena bir kitap olmadı diye düşünüyorum ee, tasarımını yine ben yaptım biraz böyle e, şeyim bu konularda ee, her şeyi ben yapayım istiyorum dolayısıyla da işte tasarımıyla falan da ben uğraştım eee Önümüzdeki hafta içinde e, kitap elimizde olacak ve e, umarım herkes keyifle okuyacaktır. Yine bir hatırlatma, fototrek.com web sitesinde ve sosyal medyada birkaç yerde e, kitaptan satın alma şansınız var. E, zaten e, elimize ulaştığında da e, ister istemez biraz daha fazla duyurusunu yapacağız. Şimdi daha sonradan dahil olan dostlar da tekrar şey yapsın diye bir noktayı daha söylemek istiyorum. O da şu, bu O.M. sistem atölye başlığında işte geçen hafta gece fotoğrafçılığı. Ondan önce yine Doğa fotoğrafçılığı gibi yayınlar yapmıştık. Ki pandemi döneminde Video Gren kanalında birçok yayın gerçekleştirmiştik. Bugün sokak fotoğrafçılığını konuşuyoruz. Önümüzdeki haftalarda başka konuları da yine canlı yayında konuşacağız. Ama e, OM Sistem Türkiye ile de yaptığımız e, konuşmalar, görüşmeler sonucunda önümüzdeki günlerde öncelikli e, olarak İstanbul'daki dostlarla bir araya gelebileceğimiz ve OM Sistem makine objektifleri deneyebileceğiniz, kullanabileceğiniz, e, uygulamalı çalışmalar da yapacağız. Bunlar çok uzun çalışmalar olmayacak. Yani iki saat, iki buçuk saat bazen üç saat falan sürecek. E, ama en azından hem yüz yüze görüşemediğimiz dostlarla görüşme şansımız olacak. Hem e, çekimler yapma imkanı bulacağız. Hem işte makineleri e, ve objektifleri kurcalama şansı bulacağız. E, gibi böyle bir araya geleceğimiz çalışmaları da duyuracağız. Aklınızda olsun diye söylemiş olayım. Ee, İsmail Küçük, iyi akşamlar, çok teşekkürler. Ee, Tümnez Bal, iyi akşamlar. Teşekkürler Aslı. Sibel Karul'un bir sözü var, bir cümlesi var. Dolayısıyla oradan iki dakika başlayayım istiyorum. İster istemez muhabbet değişti şu anda. Sibel Hanım şöyle e, söylemiş... E, Sağ olsun iyiyim hocam siz izince daha iyi oluyorum diye. Ee, bu bölümüne bir şey diyemiyorum çok teşekkür ederim ama ikinci bölümü için konuşacağım birkaç şey var. Turgut Coşkun e, sokakta hep şanslı fotoğraf sanki hep karşısına çıkıyor demiş. <laughs> e, şimdi bunu birçok derste, atölyede, e, gezide falan konuşuyoruz biz dostlarla. Fotoğrafçı şansı diye bir şey var, kesin var ama hep söylediğimiz üzere fotoğrafçı şansı böyle e, köşeyi döndüğün zaman yerde 50 lira bulmaya benzemiyor. Çünkü o sahiden şans oluyor. Yani senden 30 saniye önce biri geçse o parayı o alacak. Sen e, ilk geldiğin için bir şans olarak o parayı sen buluyorsun. Ama fotoğrafçı şansı bunun gibi değil. Fotoğrafçı şansı biraz daha e, benim derslerde şöyle anlatıyorum. Anlattığım şekliyle söyleyeyim. <laughs> Arkadaşınla tavla oynuyorsun. Oyun dönüyor dönüyor. Dört dört atarsan Mars edeceksin. Zarı bir atıyorsun dört dört geliyor. Ve Mars ediyorsun. Arkadaşın diyor ki ne kadar ballasın. Ne kadar şanslısın. Oysa ki hiç öyle değildir değil mi? Yani sen bütün oyunu ona göre oynarsın. Kapıyı ona göre alırsın. Pulu ona göre kırarsın. Bazen kırmazsın pas geçersin. Arkadaşın der ki salaha bak görmedi der. Ee, sen bir stratejiye dayalı olarak öyle yaparsın, pulları ona göre toplarsın, geriye bir tek şey kalır 4-4 gelmesi ve 4-4 de gelir. Ee, onun için de derler ki zar ustaya gelir. Oysa ki çok doğru değildir çünkü zar herkese gelir ama doğru oynayana usta derler. Dolayısıyla da Turgut Coşkun 4-4 ee, atıyor, 5-5, 6-6 falan atıyor. Ama pulları hep ona göre kuruyor, hep kapıları ona göre alıyor. Dolayısıyla da e, fotoğraf ona bu şansı veriyor. Yani hepimize birçok şans veriyor fotoğraf. Bazen kullanabiliyoruz, bazen kullanamıyoruz. O anki duruma bağlı, o anki ekipmanımıza bağlı, bilgimize, becerimize bağlı olarak kullanamadığımız zamanlar da oluyor e, ee, akeza tahmin ediyorum Turgut'un da öyledir. Yani biz Turgut'un 500 tane fotoğrafını gördüysek 1500 tane de çekemediği, kaçırdığı, gördüğü ama e, yetişemediği konu da vardır. Hazır olduklarında, üzerinde çalıştıklarında daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Öyle bir şansı kesin var yani ona inanıyorum. Bilgi 964 iyi akşamlar çok teşekkürler. Turgut diyor çok şanslıyım. Hep bana denk geliyor diyor. Sen de bir şey diyemem. O zaman bu akşam hiç konuşmayayım. Kapatayım hemen yayını. Şimdi sokak fotoğrafçılığı nedirden başlayacağız? Tekniğinden, tarzından bahsedeceğiz. Doğrudan fotoğraftan biraz bahsedeceğiz. Tabii ki sokak fotoğrafçılığı deyince çok önemli bir örnek olan Henry Cartier-Bresson'un fotoğraflarından tarzından ve e, fotoğraflarındaki bakmamız gereken görmemiz gereken özelliklerden bahsedeceğiz ki bu bize zaten bizim yapacağımız çalışmalarda da örnekler teşkil edecek Daha sonra biraz ekipmandan konuşacağız hangi objektifleri daha çok kullanıyor sokak fotoğrafçıları gibi sonra da birkaç örnek fotoğrafta nelere dikkat ediyoruz onlardan bahsedeceğiz En sonda da yine bir e, dünyadan önemli bir sokak fotoğrafçısının da işlerini sizlerle paylaşıp Hikayeyi toparlayacağım. Bu akşamki kaba niyetim bu. Ama e, aklınıza gelen bir soru, yapmak istediğiniz bir yorum, eklemek çıkarmak istediğiniz bir şey olursa da YouTube yorum açık. E, lütfen oraya yazın. Ben de hemen görür görmez dile getireyim. Evet, Turgut demiş ki doğru hocam. Günde 1-2 bazen 3 ama kaçırdığım fotoğraf çarpı 50 diyeyim. Yani e, tahmin edebiliriz. Çünkü hepimizin yaşadığı, tüm fotoğrafçıların yaşadığı durum bu diyebilirim. Şimdi sokak fotoğrafçılığı nedirden başlayalım. Naçizane kitap da böyle başlıyor. Makine alıp sokağa çıkıp sokakta fotoğraf çekiyorsunuz diye bu maalesef sokak fotoğrafçılığı olmuyor. Çünkü ev fotoğrafçılığı diye bir şey yok. Yani sokak fotoğrafçısıyım diye dışarı çıkıp eskaza birinin evinden içeriye doğru ya da evin içine girip çekim yaptığınızda Aa, bunu evde çektim artık bu sokak fotoğrafçılığı olmadı diyemediğimiz gibi e, ...sokakta olduğu için de sokak fotoğrafçılığı diyemiyoruz. Kullanılan ekipman ve bulunan ortam sebebiyle... ...stüdyo fotoğrafçılığı diye bir fotoğrafçılık alanı tabii ki var. Mesleki bir tanımlama olarak söylenen. Ama onun dışında böyle bu sokak fotoğrafçılığı, bu ev fotoğrafçılığı... ...bu işte orman fotoğrafçılığı, bu dere kenarı fotoğrafçılığı gibi e, bir şey yok. Dolayısıyla sokak fotoğrafçılığı nedir dediğimiz zaman... Önce kaba ve genel bir çerçeveyle başlayalım istiyorum. Tekniğini doğrudan fotoğrafa, yöntemini belgesel fotoğrafa dayandıran bir fotoğraf alanından konuşuyoruz. Dolayısıyla bu ne demek diye biraz açmamız gerekiyor. Doğrudan fotoğraf nedir diye başlamamız lazım. Çünkü bu tekniği kullanacağız diye bir tanımlamamız var. Sonra da yöntem üzerinden konuşacağız. Belgesel fotoğraf nedir diye birazcık konuşmamız lazım. Doğrudan fotoğraf Şöyle söyleyelim. Tabii ki hep bütün derslere, atölyelere, çalışmalara, muhabbetlere falan fotoğrafla ilgili başladığımız zaman diyoruz ki fotoğraf bir anlatım dilidir. Hatta başka atölyelerde onu daha da dedikleyerek fotoğraf anlamanın ve anlatmanın bir yoludur, dilidir diye konuşuyoruz. E dil diye konuştuğumuz zaman da tabii ki aynı bu konuştuğumuz lisanlar gibi Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi fotoğraf dilinin de bir dil ailesi var. E ee, çok kabaca iki ana dil ailesinden oluşuyor fotoğraf dili. Bunlardan bir tanesi doğrudan fotoğraf dediğimiz dil ailesidir. Diğeri ise eskiden deneysel fotoğraf deniyordu ama son dönemlerde çağdaş sanatta fotoğraf kullanımı diyebileceğimiz enstalasyonlar, dijital manipülasyonlar, kolajlar vesaire falan gibi şeyler var. Dolayısıyla Doğrudan fotoğraf dil ailesinin altında da lisanlar ve hatta onların lehçeleri var. Mesela doğrudan fotoğrafın hemen altında çok büyük bir dil ailesi olarak yine belgesel fotoğraf var. Bir başka şey olarak belki hobi fotoğrafçılığından bahsedebiliriz. Zaman zaman mesleki alanda kullanma yolları var. Doğrudan fotoğrafla Çağdaş sanatta fotoğraf kullanımının böyle kesişim kümesi gibi bir yerde de işte o stüdyo fotoğrafçılığı, profesyonel çalışmalar var. Hem birinden hem birinden faydalandığı için diye söyleyebilirim. Ee, bu büyük lisanların mesela belgesel fotoğrafın altında lehçeler var. Foto gibi, belgesel fotoğraf gibi, haber fotoğrafçılığı gibi ve bu akşam konuşacağımız sokak fotoğrafçılığı gibi. Örneğin hobi fotoğrafçılığının altında nasıl ki doğa gezi portre gece uzun pozlama falan gibi başlıklar var. Mesleki uygulamaların altında işte spor fotoğrafçılığı falan var. Dolayısıyla da e, sokak fotoğrafçılığı o büyük dil ailesi olan doğrudan fotoğrafın altında yer alan lisanlardan biri olan belgesel fotoğraf yöntemini, tekniğini kullanıyor. Şimdi doğrudan fotoğraf ne peki? Doğrudan fotoğraf gerçekliğe sadık kalarak. Buradaki gerçekliği biraz didiklememiz gerekiyor. İki cümleyle geçelim istiyorum. Çok uzatmayalım diye. E, buradaki gerçeklik şu. Karşımda bir şey vardı. Gerçekten ben oradaydım. Gerçekten dekten şöyle ben bastım. Birinci adımı. İkincisi de bu gördüğünüz şey gerçektir den bahsediyorum. Yoksa şimdi karşıda bir e, zenginlik görüyorsunuz. Bu zenginlik şu anlama geliyor falan gibi bir gerçeklikten ya da zenginliğin hakikatin anlamı nedir falan gibi bir gerçeklikten bahsetmiyorum. Ama karşında gördüğün kişi gerçekten zengindir. Bu gördüğün bir fakirliktir falan gibi bir gerçeklikten bahsediyorum ve bunu gerçekten sizin yaptığınızdan bahsediyorum. Bu gerçekliğe sadık kalarak Hüseyin Bey iyi akşamlar. Kullandığınız makinenin ve objektifin optik, kimyasal ya da sayısal olanaklarıyla yetinen vizörden ya da ekrandan yapılan ayıklama toplamı toplama işlemiyle ortaya çıkan yani kompozisyon ve gerçeğin görünümünü değiştirici yöntemlere başvurmadan Photoshop ve benzeri kurgu ve benzeri gibi yöntemlere başvurmadan çekilen ve izleyiciye sunulan fotoğrafları biz doğrudan fotoğraf diyoruz. Dolayısıyla tekniğini doğrudan fotoğrafa yaslar dediğimiz şey içerisinde kurgu fotoğraflar yoktur Photoshop müdahaleleri yoktur enstalasyon yoktur vesaire vesaire zaman zaman turgutla yazışıyoruz konuşuyoruz vesaire falan ee, sokak fotoğrafçılığı çalışmaları adı altında yapılan ve bazen hocaların bazen e, gruptan birilerinin işte şapkalar taktırılıp bilmem neler giydirilip sen şurada dur şurada yürü şöyle ışığı buradan ölç beni de silüet çek falan gibi çalışmalar sokak fotoğrafçılığı altında değildir arkadaşlar. Yani bak profesyonel alanlar var dışarıda dış mekanda çekilen moda fotoğrafları var onlardandır. Kurgu gerçekliği değiştirdiği için ...gerçekliğe müdahil olunduğu için sokak fotoğrafçılığının samimiyetine sığmayan bir hikayedir. Aklınızda olsun diye kısacık belirtmiş olayım. Çünkü bu mevzuyu didiklersem daha Turgut oradan bir sürü şey yazar bu kurguyla falan ilgili olarak. E, o istiyorsa yazsın ben devam edeyim muhabbete. Doğrudan fotoğraf dediğimiz şey üç ayrı niyetle yapılabiliyor. Yani... Tek bir yöntemi tek bir lehçesi de yok. İmaj, görünüm ve gerçek diye. İmaj dediğimiz e, niyet aslında daha önce başka fotoğrafçılar, başka fotoğraf gönüllüleri ya da başka insanlar tarafından birçok kez fotoğraflanmış görüntünün neredeyse aynısını başka bir zaman diliminde tekrar üretmek anlamına geliyor. Özellikle de gezi foto taraflarında e, bilinen yapılara, bilinen yerlere gidildiğinde neredeyse kartpostallarda görebileceğimiz kadrajların tekrar çekilmesi, tekrar tekrar çekilmesi bu başlık altında düşünülebilir. Dolayısıyla da burada aranan ve beklenen şey çok iyi ışık koşulları, çok temiz düzgün kompozisyonlar, çok göz alıcı renklerle etkileyici sonuç almaktır. İkinci e, niyet ise görünüm olabilir. Görünüm başlığındaki çalışmalar aslında fotoğrafik olarak çok etkileyici olmasa bile biraz sonra konuşacağımız tipte bir çalışma olmasa bile ve imaj çalışması olmasa bile o anki görüntünün güzelliği üzerinden bir çalışma yöntemidir ki manzara fotoğraflarının, doğa fotoğraflarının ve gezi fotoğraflarının bir bölümü bu başlıkta düşünülebilir. Ama en çok mesela bu şeye uyan hatıra fotoğraflarıdır. Çünkü hatıra fotoğrafları aslında o an neredeydik, kimleydik, ne yapıyorduk gibi bir şeyin görüntüsünü kaydetmek, saklamak ve daha sonra ya birilerine göstermek ya kendimiz bakmak için çektiğimiz ürettiğimiz fotoğraflardır ve öncelik ve ağırlık görünümdedir. Üçüncü niyet ise biraz önce de konuştuğumuz gerçek üzerinden görüntüyü oluşturmaktır. Bu çalışma tarzında ne var olan gerçekliğe müdahil olunur, ne o gerçekliği değiştirici bir şey yapılır, ne de görüntüleri farklı bir şekilde sunarak gerçek manipüle edilir. Durum neyse onu ortaya koyacak bir niyetle çalışılır. Ancak yine doğrudan fotoğraf içerisinde hikayeye başka bir şekilde de bakmak mümkündür. O da fotoğraflama yöntemi üzerinden bakmak mümkündür. Çünkü doğrudan fotoğrafı ele alınan konu başlığında konuştuğumuz zaman doğa, portre, gezi, spor vesaire birçok farklı alanda çalışılabilir. Ama yöntem üzerinden baktığımız zaman bir önceki gördüğümüz slayta ve slaytlara da gönderme yapacak iki farklı sistem olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi biçim öncelikli çalışmalardır. Diğeri ise içerik öncelikli çalışmalardır. Biçim öncelikli çalışmaların A kategorisinde hayatı estetize etmek vardır ki imaj çalışmalarına çok benzeyen bir yöntemdir. Yani en güzel görüntünün, en güzel ışığın, en güzel renklerin kovalandığı ve daha önce de başka fotoğrafçılar tarafından defalarca defalarca üretilmiş bir görüntünün tekrarlanması üzerine gider. Bu tarz çalışmalarda o fotoğraflanan yerin, konunun ya da kişinin aslında ne olduğundan çok nasıl göründüğü önemlidir ve İstanbul silüeti mesela öyle bir silüettir yani İstanbul'un dünyada tanınır hatırlanır olmasını sağlayan öyle 10 tane şehir varmış klasik bir görüntüdür. burada Bu görüntülerde bize ne kalabalık ne işte ay çöp ne trafik ne bilmem. hiç böyle bir şeylerden bahsedilmez gösterilmez. Daha çok ne kadar güzel olduğu üzerine gidilir. İkinci yöntemi de biçim e, öncelikli çalışmanın güzellik kaydı ya da yaratılmış güzellikler dediğimiz yöntemle çalışmaktır. Ki bu yöntemde de daha çok model kullanılır. Yani sen şurada dur, şöyle yap, şöyle dur, ben böyle durayım, beni böyle çek falan dediğimiz şeyler denilen şeyler de bu çalışma başlığı altında düşünülebilir. Diğer fotoğraflama yöntemi ise yani biçim değil de içerik öncelikli çalışma yönteminde ise biraz önce söylediğimiz gerçeklikle de bağlantılı olarak bir anlatı kurmak öne çıkar. Anlatı kurmak dediğimiz şey bizi teknik olarak da belgesel fotoğrafa yaklaştırır. Çünkü anlatı kurmak dediğimiz şey içerisinde tek bir fotoğrafla değil de bir grup fotoğrafı bir araya getirerek o konu hakkında, o mekan hakkında, o kişi hakkında bilgi vermek, bir kanı uyandırmak, bir duygu ortaya çıkarmak hedeflenir. Her bir fotoğraf diğerinin bir parçası, bir tamamlayıcısıdır ve belli sayıda bir fotoğraf bir araya geldiğinde de bir puzzle gibi hikayeyi oluşturur. Burada her bir parça kendi başına da güçlüdür ama bir araya geldiklerinde daha güçlü bir sonuç ortaya çıkarırlar. 2 artı 2'nin 4'ten daha büyük bir şey yaptığı bir denklemden bahsediyorum anlatı kurmak dediğim zaman. Dolayısıyla da farklı fotoğraf yöntemleriyle ya da teknikleriyle çalışan fotoğrafçıların her biri Farklı bir başlangıç noktasıyla yola çıkarlar ve sonuçta kullandıkları metod itibariyle farklı bir sonuca ulaşır. Örneğin foto muhabiri aklında bir hikayeyle yola çıkar ve bu hikayenin tek bir karede güçlü bir şekilde mesajını iletebileceği yer fotoğrafçının çalışmasının bittiği yer olur en acayip şeyi çeker ondan sonra gelişen hikaye ya da ondan önce gelişen şeyler artık önem kazanmaz o çektiği şeyle çalışmayı bitirir. Eğer kurgusal bir iş yapılıyorsa ki hani profesyonel işlerin çoğunda öyledir. Bu sefer bir fikir ortadadır. Dolayısıyla o fikri görsel hale dönüştürecek bir çaba ortaya çıkar. Birkaç örnek göstereceğim. Sokak fotoğrafçısı dediğimiz kişi ise daha çok merak ve içgüdüyle yola çıkar. Mümkün olduğu kadar gerçekleşen olaya en düşük ön yargıyla yaklaşır. Elbette bir fikri vardır ama hiçbir şeyin olmadığı gibi bu fikirler de kesin, net ve değişmez değildir ve en basit haliyle söyleyecek olursak da gerçekleşen duruma fotografik, görsel bir tepki verir öyle bir refleks gösterir ve o fotoğrafik refleks sayesinde de hepimizin gördüğünde şaşırdığı anları, durumları, konuları kaydetme şansına sahip olur. Örneğin bir foto muhabiri Galata Köprüsü balıkçılarıyla ilgili bir fotoğraf çalışması yapıyorsa bu hikayeyi alır, oraya belki defalarca gider, ve görsel olarak o hikayeyi güçlü şekilde sonlandıracak tek bir kareyi arar. İşte sis bastığında mı, akşam üstünde mi, sabah güneş doğarken mi, bulutlar acayipken mi? Neyse ne onu bulduğunda fotoğrafını çeker ve çalışmayı tamamlamış olur. Aynı şeyi aynı mekan, Galata Köprüsü'nü. Bu sefer bir profesyonel fotoğrafçıya ya burada gelin damat çek burada model çek diye verdiğinizde gel burada çekim yap dediğinizde bu sefer başka bir kurguyla hikayeye yaklaşır. Bir fikir oluşturur. Ha şöyle bir manzarada şöyle birini şöyle çekeceğim diye başlar ve bu sefer de biraz daha görünüm ağırlıklı çalışma yöntemiyle bu işi halleder. Sokak fotoğrafçısı ise biraz önce söylediğimiz gibi o hikayeyi fotografik görsel bir refleks, bir tepki göstererek çalışır. Ve orada olan duruma müdahil olmadan o anlık durumları yakalama, onları kaydetme derdindedir. Yakalama deyince de böyle bir avcı gibi, bir sniper gibi çalışıldığı zannedilmesin isterim. Aynı tablodaki dört dördün gelmesinin öncesinde olduğu gibi bir hazırlık, bir gözlem ve e, gerek ekipmanıyla, gerek teknik olarak, gerek biçim ve anlatım olarak hazırlanma sürecinden bahsettiğimi de söylemem gerekir. E öyle olduğu zaman bu mekana, o şehre, o sokağa, o alana, o olayın geçtiği yere giden sokak fotoğrafçısı bu ziyaretlerini defalarca gerçekleştirir. Her karşılaştığı durumda eğer görsel olarak etkilendiyse ve etkileyici olacağını düşündüyse o görüntüleri toplamaya başlar. Temel hedef nedir? Daha sonra bu görüntülerin bir araya gelip bir gerçekliği ve bir anlatıyı ortaya koyacak sıralamayı yapmaktır. Dolayısıyla da bir anda o Galata Köprüsü'ndeki balıkçıların her hali, her durumu sokak fotoğrafçısı için bir hikayenin cümleleri haline gelir. Şimdi bu cümle kurma işini, bu görüntüleri toplama işini ve bugün bizim street fotoğrafiyi alıp kolaylıkla hemen sokak fotoğrafçılığı diliye tercüme etmemizi başlatan isimden de biraz bahsetmek istiyorum. Elbette Henri Cartier-Bresson'dan önce de sokak fotoğrafçıları vardı. Birçok isim var. <laughs> Ama Bresson bunu biraz daha sistematik hale getiren ve dünyanın da bir anlamda tanımasını sağlayan hatta hepimizin konu pozisyonda konuştuğumuz belirleyici an, kritik an, karar an dediğimiz şeyi ortaya çıkaran isimdir. Onun için biraz onun hayatından ve fotoğrafik çalışmalarından yöntemlerinden bahsetmemiz gerekiyor. Tüm sokak fotoğrafçılarına da e, küçük de olsa ipucu sağlayabileceği için. Öncelikli olarak <laughs> okumamız gereken şeyler var. Bak, yani beni böyle ne olur ukala bir e, lise öğretmeni gibi düşünmenizi de istemem. Ya okumuyor, bilirim gençler falan gibi konuşan biri de e, olmak istemem. Ama gerçekten okumuyor, miyrim birçok insan. Dolayısıyla şunu söyleyelim. Sokak fotoğrafçısıyım diyen kişiler şu kitaplardan en az iki tanesini hangi iki tanesi olduğunu söyleyeceğim ya ortadaki ve sağdaki ya ortadaki ve soldaki olmak üzere iki tanesini okumadıysa başka şeyler de önerebilirim ama şu an bu geldiği için söylüyorum. Ya ben de sokak fotoğrafçısıyım falan diye mevzuya hiç girmesin yani bak çok net ıı, kaç yüzyıl önce ıı, şey geldi yani ıı, bilgi geldi dendi ki artık kimseye vahiy gelmeyecek en son vahiy geldi dendi. Son peygamber belli dendi. Dolayısıyla sana bana da vahiy gelmeyecek. Ne sokak fotoğrafçılığı ne başka bir alan bize vahiy olarak inmeyecek. Efendim ben çok yetenekliyim de onun için yapabilirim diye bir şey de yok gerçekten. Evet daha hassas bakıyor olabilirsin, daha gözlerin açık olabilir, daha farkında olabilirsin. Ama mutlaka yolu, yordamı, yöntemi çalışmak zorundayız. Ne demiş şiir için ilk dize tanrı vergisi, sonrası çalışmakla gelir. Bütün şiirin indiği kimse yok. Dolayısıyla bize de olmayacak. Mutlak surette örnek alacağımız, dikkat edeceğimiz şeyler var. Bresson son bunlardan bir tanesi. Eskiden çıkan YGS yazı görüntü ses yayınlarından çıkan Yüzyılın Gözü Henry Cartier-Bresson kitabını bulabiliyorsanız ne ala ama şart değil. Çünkü o kitabın yenisi, e, yeniden basımı e, Esmas yayınlarından zaten çıktı. Yani Henry Cartier-Bresson biyografi diye mutlaka ve mutlaka okunması lazım. Yani bir fotoğrafçının, dünyanın en büyük fotoğrafçısı kabul edilen insanın hayatı, çok etkileyici, çok öğretici. Ben birçok böyle muhabbeti geçtiği zaman söylüyorum bunu. Yani şu kitabı okurken hep şu duyguyla okuyorsun. Ya hemen okuyayım, hemen bitsin. Makineyi alayım, hemen sokağa çıkayım. Ben de fotoğraf çekmeliyim diyorsun. Dolayısıyla da bu hayat hikayesini mutlaka bir okumak lazım. Karar anı da, hadi şöyle filmi biraz ileri alayım sonra yeniden başlatacağım. Bresson 1931 yılında fotoğrafa başlıyor. 70'lere geldiği zaman da artık 40 sene yaptım yeterli diyor ve fotoğrafı bırakıyor ve kurucusu olduğu Magnum Ajansı'na bir mektup yazıyor. Fotoğraf şöyle şöyle yapılırsa daha iyi olur gibilerinden. anı kitabının ilk bölümü o mektuptur. Sonra da Farklı fotoğrafçılar, farklı fotoğraf ilgili söylediği kısa kısa cümlelerin olduğu bir kitaptır. Kitabı bulmak çok zor ama e, internet ortamında falan pdf'i falan bulunuyor. E, bence bulup okuyun mutlaka. Yani En azından o mektubu okuyun. Hayat hikayesini mutlaka okuyun. Çünkü etkileyici bir hikayeyle karşılaşacaksınız. Bresson 1908'de e, Fransa'da doğuyor ve zengin bir ailenin çocuğu olarak doğuyor. Yani... Hanlar, hamamlar, fabrikalar falan diye. Ama o zenginlikle işte büyümde de fabrikaların başına geçeyim de falan gibi bir şeyle hiç ilgisi olmayan bir çocuk. Ama tabii ki o zenginlik o dönemde Avrupa'nın ve hatta dünyanın kültür başkenti, sanat başkenti olan Paris'inde e, böyle filozofların, şairlerin, ressamların falan takıldığı ortamlarda takılma yolunu açıyor Breston'a. Ve Orada şuna karar veriyor. Ben diyor ressam olacağım. Ve resim dersleri alıyor. Eee Andre Lothe'nin, Kubist ressam Andre Lothe'nin atölyesinde asistan oluyor. Bizim biraz sonra örnek fotoğraflarına baktığımızda çok öveceğimiz ve dünyada çok övülen etkili kompozisyon ve güçlü ilgi merkezi kullanımını temelleri bu resim çalışmalarında atılıyor. Bu gördüğünüz çizimler Bresson'un çizimlerinden. Yani line by line diye Bresson'un çizimlerinden oluşan bir kitap da var. Perspektifi, grafiği vesaireyi daha çizimlerde nasıl çalıştığını görebileceğiniz önemli bir örnektir. İnternetten vesaireden falan en azından çizdiği resimleri bulup incelemenizi hararetle tavsiye ederim. Onun için dedim yani ben çok yetenekliyim, çok acayip gözüm var falan diye Hemen olmuyor. Bak, Bresson'da sonda da olmamış yani. E, adam oturmuş resimle başlamış. Sen de resimle başla diye söylemiyorum bunu. Ama bu bir süreç. Sanatların nasıl tarihsel bir süreci var. Kişisel süre gelişimin de bir tarihi süreci var. O sürece saygı gösterelim diye söylüyorum. E, bir son, bir süre sonra artık. Daha çabuk görüntüler üretmek istiyor ve o dönemde ortaya çıkan fotoğraf sanatıyla bunu daha hızlı yapabileceğini fark ediyor. Resimde de çok becerikli olmadığı söyleniyor ki hani bir kara kalem şeyi için de fena değil işler. Onun üzerine 1931 yılında Leica'nın makinesine de ki Leipzig Teknoloji Fuarı'nda dünyaya duyurulan bir model. Leica'nın bu modeli hatta o kadar özdeşleşiyor ki Bresson'la sonradan yıllar yıllar sonra Leica herhalde bu makineyi Breston olsun diye yaptı falan diye de söylenen bir şey oldu. 1931 yılında makinesini alıp fotoğrafa başlıyor ve nasıl ki bizler işte Hindistan'a gidiyoruz, Balat'a gidiyoruz, İzmir'dekiler nereye o basmaneye gidiyorlar, Bursa'dakiler bilmem nereye gidiyorlar falan her şehrin belli fotoğraf çalışılan yerleri var ya. Onun için bunu söylüyorum. Ee, o dönemde de Bresson şey olduğu için Afrika'ya gidiyor fotoğraf çekmeyi bir iki tane böyle ilk çektiği fotoğraflardan göstereceğim fakat orada Huma'yı ya yakalanınca Fransa'ya dönüyor. Bunlar o, o Afrika'da çektiği ilk fotoğraflardan örnekler daha fotoğrafa yeni başlayan Bresson'un fotoğrafları. 1937 yılında Hint asıllı Ratna Mohini ile evleniyor. İşte ee, işte İspanya İç Savaşı ile ilgili bir şey yapıyor. Ee, Renoir'ın asistanlığını yapıyor. Bir kır gezisiyle Oyunun Kuralı filmlerinde çalışıyor. Ee, böylece e, hareketli görüntüyü ve sinematografik anlatımı da e, görüntülerin peş peşe dizilmesiyle bir anlatı nasıl oluşturuluyor onu da görme, öğrenme şansı ortaya çıkıyor. Ee, ama 1940'da e, İkinci Dünya Savaşı başlıyor, askere gidiyor, esir düşüyor, 3 yıl bir toplama kampında kalıyor, defalarca kaçmaya çalışıyor, en sonunda kaçmayı başarıyor. O kaçtıktan sonra birkaç ay sonra e, savaş sona eriyor. 1945'te askerden dönenlerin kampların dağıtımının falan filmini çekiyor. YouTube'a girdiğiniz zaman dönüş e, Fransızca bilenler bunu daha düzgün okuyacaktır. Leve falan diye okunuyor herhalde. E, o filmi izleme şansınız var. Görme şans, yarım saatlik, 30 dakikalık bir film. En azından Bresson'un kamerayla yani hareketli görüntüyle de görselleri nasıl oluşturduğunu görmek için önemli bir birikimdir. Hararetle tavsiye ediyorum. 1947'ye geldiğimiz zaman Henry Cartier, Bresson, Capa, David Seymour, William Vandiver ve George e, Roger birlikte Magnum Fotoğraf Ajansı'nı kuruyor. Magnum e, birçok rivayeti var yani tamam ajansı kuralım dedikten sonra şampanya ile kutladıklarında içtikleri şampanyanın markası olduğu için ajansın adını da koydular falan diye. Öyle çok özellikle seçilen bir isim değil manasında. Şimdi burada bir şeyi söyleyelim. Sonra Bresson fotoğraflarında konuşalım. Magnum'un kuruluş sebeplerinden bahsetmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz Kapa Fotoğrafın o dönem için hatta belki hala geçerlidir, hani tırnak içinde söyleyelim fırlama çocuğu. Kumar var, çapkınlık var, içki var, bilmem ne, çok para harcıyor, dolayısıyla çok paraya ihtiyacı var. Onun için de hep böyle e, ekonomik şeyleri çözmeye çalışıyor ama inanılmaz bir savaş fotoğrafçısı aynı zamanda. E, Bresson işin başka bir tarafına bakıyor. Dolayısıyla da temel olarak iki sebepten dolayı Magnum Ajansı kuruluyor. Bunlardan birincisi Kapa diyor ki bütün zorlukları biz yaşıyoruz. Bütün derdi biz çekiyoruz. Fakat fiyatımızı gazete ya da dergi belirliyor. Bu böyle olmaz diyor. Fiyatı bizim koymamız lazım. Bizim satmamız lazım görselleri diyor. Bir önemli sebep bu. İkinci sebep ise Breston'un tuttuğu taraf ise şu. O zamana kadar fotoğrafçılar diyelim ki bir yerde bir savaş, bir çatışma, önemli bir olay var. Oraya gidiyorlar, fotoğraflar çekiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Filmleri gazeteye vesaire gönderiyorlar. Orada banyo ediliyor, bilmem ne. Bütün fotoğraflar gazetenin derginin oluyor. Onlar arasından istediğini seçiyor gazete, dergi istediği şekilde kropluyor, altına da istediği şeyi yazarak yayınlıyor. Bir en sonda bunlara karşı diyor ki birincisi filmler fotoğrafçınındır, Bizimdir diyor. Biz onlar arasından fotoğraflar seçeriz. Onları bir baskı yaparız, onu veririz diyor. Gazete ya da dergi sadece o görseli kullanabilir ve o kropla, o kadrajla kullanabilir diyor ve alt yazısını da biz yazarız diyor. Dolayısıyla bu iki görüş bir araya geldiğinde Magnum'un ilk şeyi ortaya çıkmış oldu ama Magnum bir kolektif de olduğu için çok zorluklar yaşıyor halen geçerli bunlar. o dönemlerde de işte kapa o ekonomik dertleri çözecek çareleri buluyor falan gibi bir sistematikle devam eden bir kolektif. magnumfotos.com sitesine de girip incelemekte fayda var. E daha sonra dünyanın birçok yerinde fotoğraf çalışmaları, sergiler, yayınlar vesaireyle falan Bresson hepimizin bildiği büyük usta haline geliyor. 2006 yılına kadar çalışmalarını devam ettiriyor. Şimdi gelelim Bresson'un fotoğrafları üzerinden bize de sokakta fotoğraf çekenlere de ışık tutacak bazı noktaları didiklemeye. Bunlardan birincisi Önce şunu söyleyelim. Solda gördüğünüz fotoğraf Bresson'un herhalde en ünlü fotoğraflarından bir tanesidir. Su birikintisinden atlayan adam fotoğrafı ve dünyanın her yerinde uygunan, "Kritikan kararı anı belirleyecek" diye bir fotoğraf başlığı konuşulduğunda örnek gösterilen fotoğrafıdır. Yani adam atlamış, topu suya değdi, değecek. O anda şöyle basılmış muazzam falan bazı fotoğraf değerlendirmelerinde, yorumlamalarında da biraz daha didikleyerek mekan seçiminin ne çok doğru olduğu söylenir. Çünkü arkada duvarda bir sirk afişi vardır. Orada bir trapezci vardır. O da burada atlayan adamla aynı hareketi yapıyordur. Yani şans eseri çekilmiş bir fotoğraf değildir. Bresson'un mekanı da belirleyip seçip beklediği bir yerdir. Onun için önemlidir Sibel Hanım. Turgut gibi şanslıymış Bresson'da. Tam oraya gitmiş adam atlamış gibi bir durum. Yok yani. Dolayısıyla etüt edilen, çalışılan yerde çekilmiş bir fotoğraftır. Bu fotoğrafla ilgili ilginç ve önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Bu fotoğrafın çekim tarihi 1932'dir. Niye önemli? Çünkü bir Bresson fotoğrafı 1931'de başlamıştır. Yani fotoğrafa geçen yıl başlayan birileri varsa aramızda bir yıl içerisinde dünya tarihine geçecek bir fotoğraf çekme şansı devam ediyor bizler kaçırdık maalesef ama yeni arkadaşların böyle bir şansı var bilginiz olsun diye söyledim. Dolayısıyla bir, Bresson fotoğraflarında göreceğiniz, dikkat etmeniz gereken en önemli, en kritik şeylerden bir tanesi bu uygun an, kritik an, karar anı belirleyici an dediğimiz şeydir. Sadece ve sadece Bresson'un çektiği, bize gösterdiği, sunduğu fotoğraflarda o anda fotoğraf vardır. Ondan bir an önce ya da bir an sonra fotoğraf yoktur. Sağdakinde bile çok durağan bir görüntü olmakla birlikte arkadaki adamın elinin duruşu, başının dönüşü vesaire falan muhtemel en güçlü anlardan bir tanesidir. İkincisi yine bir son fotoğraflarında dikkat etmemiz gereken şey ilgi merkezi dediğimiz yani fotoğrafın bütün yükünü gücünü taşıyacak olan öğe mutlaka çok güçlü bir şekilde vurgulanır ve kolayca gözün ulaşacağı yerdedir. Yani soldaki fotoğrafta öndeki adamın bakışı ya da sağdaki fotoğrafta şapkalı şişman adam mutlaka izleyicinin çok kolaylıkla görüp yakalayacağı yerdedir ve andadır. Üçüncüsü, Bresson fotoğraflarında mesafe hep çok doğrudur. Bak bir şey daha söyleyeyim sonra mesafe mevzusuna bir kez daha gireyim. Soldaki fotoğraf yine Breston'un çok etkileyici bir fotoğrafıdır. Bugün de kafayı Sibel Hanım'a ve Turgut'a takmışım gibi olmasın ama hikayenin şansı olmadığını tekrar vurgulamak adına söylüyorum. O soldaki fotoğrafın 7-8 kare alternatifi var. Breston kitaplarında falan var internette araştırdığınızda da buluyorsunuz bir restoran işlerinde şey yaptığınız zaman da. Yani bir o duvarı, o kırığı görmüş, oradaki çocukları falan görmüş, 6-7 tane farklı fotoğraf çekmiş, bunu seçmiş sonradan. Yani o koltuk değneğiyle çocuğun daha güçlü bir yerde olduğu anı seçmiş. Yoksa yani oradan geçerken a duvarda kırık var, aradan da koltuk değnekli çocuk görünüyor diye çektiği bir fotoğraf değildir. Sağdaki fotoğraf Europeans Avrupalılar sergisinin de e, afiş poster fotoğrafıydı. İspanya'da çektiği bir fotoğraftır. Dikkat ederseniz konunun çok içine kadar girebildiği bir mesafedir. Soldaki fotoğrafa dikkat ederseniz o da bütün hikayeyi görebileceğimiz uzaklıktan çekilmiş bir fotoğraftır. Bresson fotoğraflarında doğru mesafeyi, duracağı doğru yeri seçmeyi en iyi bilen fotoğrafçılardan bir tanesidir. Soldaki fotoğrafta birkaç şeyi bir arada görme şansımız var. Bresto'nun güçlü kompozisyon, etkili grafik ve perspektif kullanımı ile birlikte doğru anda deklanşöre bastığını, dolayısıyla da ilgi merkezi olacak bisikletlinin çok rahat seçildiğini görüyoruz. Sağdaki fotoğrafta da perspektif kullanımı ile beraber ilgi merkezi olan adamın bu sefer kontrastla öne attığını görüyoruz. Yani farklı ortamlarda, farklı ışıklarda ve farklı konularda Bresson'un tarzını çok rahat hissedebiliyoruz. Hani bazı fotoğraflar öyledir ya baktığımız zaman bu galiba şunun, bu galiba Ara fotoğrafı, bu galiba Ezzet Keribar fotoğrafı falan deriz ya. Bresson fotoğraflarında da benzer bir şeyi hissetme şansımız var. Yine Europeans'dan bir e, fotoğraf. yine grafiğiyle, yine perspektifiyle, yine uygun anıyla tam Bresson fotoğrafı olacak fotoğraf diyebiliriz. İlgi merkezinin çok etkili kullanıldığını söylemiştim Bresson fotoğraflarında. Şu ana kadar gelen fotoğraflarda ve bu fotoğraflarda da dikkat ederseniz ya burada konu ne, başrol kim falan diye hiç düşünmüyoruz. Tak diye fotoğraf geldiği anda hemen onu görebileceğimiz bir perspektif, bir açı, bir an, bir hareket ama mutlak bir şey var. Yani izleyici şey aramıyor. Hani bizde çok ıı, son dönemde şey ya, ıı, ya izleyici anlamıyor abi benim fotoğrafları falan. Sanki izleyici böyle bir şey de yani kafası basmayan bir güruh da hiçbir şey anlamaz. He, he diye bakıyor. İzleyici her şeyi anlıyor. Sen anlatamıyor olabilir misin acaba? Niye mesela bir restoran milyonlarca fotoğraf çekiyor da her birini anlıyoruz? Ne bileyim Ara Güler çekiyordu anlıyoruz. Steve McCurry çekiyordu anlıyoruz. Kapa çekiyor anlıyoruz. Bilmem kim çekiyor anlıyoruz. Seninkileri anlayamıyoruz. Niye acaba? Yani acaba sen doğru düzgün yapamamış olabilir misin diye düşünmesi gerekiyor fotoğrafçının. Gandhi'nin son günlerini çekmiş bir son yine benzer bir şekilde ilgi merkezinin izleyici tarafından kolayca yakalandığını göreceğimiz fotoğraflar olarak dikkat çeken işler. Biraz son doğru anı, doğru açıyı, doğru mesafeyi, doğru yüksekliği çok başarılı bulabilen, kullanabilen bir fotoğrafçı. Birçok derste atölyede anlattığım iki fotoğraftır. Hızlıca anlatmak isterim. Soldaki fotoğraf böyle sarayın bahçesinde yukarıdan baktığı bir fotoğraf. Fotoğraf geldiği anda izleyicinin dikkatini çekecek, görebileceği iki tane boş alan vardır. Bir tanesi sol alt köşe, bir tanesi orta üstte. İkisinde de birer adam vardır. İkisi de tam adım atıyordur. Ya buradan kurgu yapman zaten mümkün değil ama daha fenasını söyleyelim. Bir an önce deklanşöre bassa adam ağacın arkasında kalır, fotoğraf olmaz. Bir an sonra deklanşöre bassa adam fotoğrafın dışına çıkar. O sırada diğer adam da aynı şekilde. Dolayısıyla bu görüntünün ulaşabilmesi için tek bir an vardır ve Breston o an orada deklanşöre basar. Sağdaki fotoğrafı da birçok şeyde yayında ya da derste konuşuyoruz. Baktığımız zaman dans mans falan değil de balo fotoğrafı diyoruz. Oysa ki fotoğrafa baktığımız zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir son şu sağ alt köşeden, sağ üst köşeden, sol üst köşeden, ortadan her yerden bu fotoğrafı çekebilirmiş. Çıkmış yukarıdan çekmiş. Niye? Çünkü yukarıdan çektiği zaman biz aşağıdan çekseydi sadece bir çifti görecektik ve dans fotoğrafı diyecektik. Tango diyecektik, bilmem ne diyecektik. Şimdi yukarıdan baktığımızda bunu bir çiftin değil, bir grup insanın yaptığını görüyoruz. Hepsinin bu iş için özel olarak giyindiğini görüyoruz. Ha diyoruz bak demek ki bir özel bir durum var. O zaman diyoruz ki balo galiba. Ama daha ilginç bir şey daha söyleyelim. Bunu da birçok şeyde yapıyorum. Şöyle sağ alttan sola doğru ve sonra yukarı doğru sol yukarıdan da aşağıya tekrar sağ üst köşeden geçerek sağ alt köşeye doğru bir daire çizerek fotoğrafa bakın. Dansın bir figürünü tamamlarsınız. Rırt diye dönüyor gibi olur çift. Niye? Çünkü Bresson'un deklanşöre bastığı an o hareketlerin her birinin farklı bir anıdır. O dansın farklı bir figür anıdır. Dolayısıyla bir anda hikaye bütünlenmiş olur. O açıdan da Bresson'un deklanşöre basma anı konusunda çok becerikli olduğunu söylemeliyiz. Soldaki fotoğraf Bresson'un Paris fotoğraf kitabının kapak fotoğrafıdır. Ve biz Paris'i Eyfel, sokak kafeleri bilmem ne, aşk şehri falan diyebiliriz. Ama bu görüntüye baktığımız zaman Eyfel yoktur mesela ki çok rahat bir semboldür Paris'i anlatmak için. Hadi öpüşmeden biraz aşk falan diyelim dışarıdalar kafe falan peki. Ama bu fotoğrafı Paris kitabının kapak fotoğrafı yapan şey bunların hiçbiri değildir. Bu fotoğrafı Paris kitabının kapak fotoğrafı yapan şey köpeğin onlara baktığı an ekran şöyle basılmasıdır. Çünkü Bresson fotoğraflarında tek bir an fotoğraftır. Öncesi ve sonrası fotoğraf değildir. Bresson o anı, o billurlaşan anı yakalamayı, kaydetmeyi, bize göstermeyi, sunmayı başaran güçlü bir fotoğrafçıdır. Sağdaki fotoğraf da Bresson'la ilgili son örnek olsa gerek. E, Bresson'un bir başka becerisini tekrar vurgulama şansı veriyor bize. O da mesafe, uzaklık. Bir liman işçisine bebeğini gösteriyorlar. Biz Bresson ve onun gibi fotoğrafçıların makine olarak Leica, objektif olarak 50 mm kullandığını biliyoruz. Ki belgesel ve sokak fotoğrafçılığı çalışmalarında genelde 3 objektif kullanıldığını hep konuşuyoruz. Geniş açı için 35 mm ki biraz sonra sokak fotoğrafçılığı için konuşacağız. 68 derece yanılmıyorsam görüş açısı 64 ya da 68 derece görüş açısı var. Deformasyonu çok fazla değil. Dolayısıyla gerçekliği çok deforme etmeden, bozmadan sunan bir objektif diye tercih ediyorlar. 50 mm 46 derece görüş açısı var. İnsanın tek gözüyle gördüğü açıyla görüyor. Herhangi bir gerçeklik bozması yok. Tele olarak da 90 mm e, öneriliyor ancak çok kullanılmıyor. Çünkü tele objektif perspektif yığılmasıyla gerçekliği bozuyor. Birçok fotoğrafçı onu kullanmıyor. 35 ve 50 mm kullanıyorlar. Hatta bu iki objektifi kullanan fotoğrafçıların çift body taşıdığını biliyoruz. Birinde 35 milimetre, Birinde 50 milimetre olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da geniş gerekiyorsa bir makineyle daha dar gerekiyorsa diğer makineyle çektiklerini biliyoruz. Biz Breston özelinde Breston'un %99.9 50 milimetre sadece kullandığını biliyoruz. Yani bu fotoğraf 50 milimetreyle mm çekilmiş bir fotoğraftır diyebiliyoruz. Birçok atölyede derste çalışmada soruyorum hatta arkadaşlarla denedik sonucunu da biliyorum. Bir insanı Fotoğrafınızda bu kadar büyük, bu kadar dolu gösterebilmek için 50 milimetreli ne kadar yakından çekmeniz lazım? Biz bunu denedik asistan arkadaşlarımızla ve sonuç bir buçuk metre falan çıktı. Yani Bresson bu fotoğrafı çekerken o arkası dönük olan işçiye bir buçuk iki metre mesafede duruyor aslında. İnsanların hiçbiri Bresson'la ilgilenmiyor ki bu bizi çok şaşırtmaz. Ama daha acayip şey var. Fotoğrafta iki tane köpek var. Bir sağda bir solda. Onlar da Bresson'la ilgilenmiyor. Oysa ki böyle bir mekanda hele böyle köpekler güvenlik için beslenen hayvanlar. Yani süs köpeği gibi değil. Dino falan değil. Baya baya köpekler ve e, ortama yabancı, güvenliği tehdit eden bir şey girdiğinde tepki verecek köpekler. Ve Bresson pardesüsü, fötür şapkası Yuvarlak gözlü, pembe yanak, beyaz saçlarıyla falan Parisyen denilen, çok kibar görünümlü bir Parisli beyefendi. Yani şu liman işçilerinin yaşadığı yere yabancı bir insan. Ama o yabancılıkta bile köpekler ondan rahatsız olmuyor. Çünkü Bresson, konuyla olan mesafesini çok doğru kurabilen isimlerden bir tanesi. Özcan Yurdalan'ın sevgili Özcan Yurdalan'ın belgesel fotoğraf ve fotoğraf taş kitabı o da okunması olmaz kitaplardan bir tanesidir ki beşinci baskısını falan yaptı bildiğim kadarıyla. Ee, orada e, bir foto röportaj belgesel hazırlamanın e, aşamalarını anlatır sevgili Özcan abi. Ve bir bölümünde de dördüncü ya da beşinci bölümünde de foto elemanları e, başlığında bir foto röportaj çalışmasında aradığımız, beklediğimiz konuları üçerli başlıklar haline getirir. İşte üç plan çalışma, ön, orta, arka, üç katman, şurası, 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 üç bilmem ne, şöyle, şöyle, üç bakış, bu, bu, bu falan diye. Orada da üç mesafeden bahseder. Yakından çalışmak, uzaktan çalışmak ve sınırdan çalışmak diye. Yakından çalışmak, fotoğrafçının konuya hem fiziksel hem ruhen, manevi olarak yakın durduğu, dolayısıyla da çok içerden görüntüleri, detay görüntüleri falan bize gösterebildiği bir çalışma yöntemidir. Ama genel hikayeden biraz uzak durmaya sebep olur. Uzaktan çalışmak ise o genel görüntüleri de toparlar. Fakat o detayları ve incelikleri bize göstermekten uzaktır. Sınırdan çalışmak ise gerektiğinde içeri girebilen, Gerektiğinde dışarı çıkabilen hem fiziksel olarak hem ruhen, manevi olarak konuyla mesafesini doğru kurma yöntemidir. Breston bu sınırdan çalışmayı çok iyi başaran fotoğrafçılardan bir tanesidir. O açıdan önemlidir. magnumfotos.com bölümüne, gir sitesine girdiğinizde Photographers başlığına tıklarsanız orada dünyanın iyi 100 kadar fotoğrafçısının işlerini görme şansınız var. Tabii ki Enik Artebrez sonunda birçok fotoğrafını oradan inceleyebilirsiniz. Aklınızda olsun diye söyledim. Şimdi gelelim biraz daha kendi dünyamıza. Yani sokak fotoğrafçısı olmaya niyetliyiz, sokakta fotoğraf çekmeye niyetliyiz. Nasıl bir ekipmanla çalışalım? Böyle çalışmayın. Sağdaki tabii ki makara amaçlıdır, ama soldaki gibi de çalışmayın. Sokak fotoğrafçılığı, hayatın ritmiyle ve hayatın içinde yapılan bir çalışma alanı. Dolayısıyla insanların, o mekandaki insanların sizi kabul etmesi gerekir. Fizi ve fotoğraf makinenizi. Ama ekipmanınız biraz dikkat çekici, abartılı, büyük vesaire falan olursa kabul edilmeniz, benimsenmeniz biraz zorlaşıyor. Dolayısıyla böyle 70 300'lerle, 80 200'lerle falan sokak fotoğrafçılığı maalesef olmuyor. Biraz daha küçük ekipman, biraz daha e, insanlara yaklaşmanızı sağlayacak ekipmanla çalışabiliyorsunuz. Son dönemde aynasız fotoğraf makineleri son teknoloji olmaları ve becerileri sebebiyle sokak fotoğrafçılığı için çok uygun ekipmanlar. Ama bu şey demek değil. Nikon'un, Canon'un DSLR modelleriyle çalışılmaz demek değil. Tabii ki onlarla da çalışabilir. Aynasızlar biraz daha yeni teknoloji olduğu için rahat. Olympus ve OM sistemi tabii hararetle öneriyorum. Çünkü gerçekten biraz sonra da konuşuruz birçok noktada ee, çok yardımcı az ışık koşulunda dün akşam gece çekimi yaptık ben tripod kurmadım çünkü 4 saniye 8 saniye elde çekim yapabiliyordum ee, çok tripod'a ihtiyacım yok diye şey yapmadım e, sokak fotoğrafını da az ışıklı yerlerde çalışıyorsanız böyle bir şey çok işinize yarayabiliyor o nedenle önemli aslında tabii ki ultra geniş açı objektif gerçekliği çok bozduğu için çok öneremeyeceğimiz bir şey ama bir yandan da şeyi biliyorum. Yani biz hepimiz e, bu fotoğraf işini aynı zamanda keyif için de yapıyoruz. Mutlu olmak için de yapıyoruz ya. Çektiğimiz bir fotoğraf hoşumuza gitsin ve keyif alalım diye de yapıyoruz. E zaman zaman ultra geniş açının deformasyonu da bizi mutlu edecek sonuçlar veriyor. O nedenle bazı durumlarda kullanılabilir diye düşünüyorum. Çok dar iç mekanlarda ama çektiğimiz kişiyi konuyu deforme etmeden ee, ne bileyim çok farklı bir bakış açısı için aşağıdan yukarıya doğru çekip hem etrafı temizleyip hem de farklı bir perspektif yaratmak için ya da sağ alt köşede olduğu gibi dar bir alanda grafiği falan da vurgulamak için ultra geniş açı objektif kullandığımız oluyor. Ama daha çok biraz önce de söylediğim üzere gerçekliği de çok fazla deforme etmeden ama geniş açı tadını da yitirmeden yani ön taraf yakın büyük, arka taraf uzak küçük, derinlik duygusu var falan gibi bir şeyi de yitirmeden e, kullanabildiğimiz 35 mm çok işe yarayabiliyor. Bu hem derinliği, perspektifi bize hissettirecek bir objektif hem de yeterli bir genişlikle istediğimiz birçok öğeyi fotoğrafa dahil etme şansı verecek bir objektif. Bununla beraber az da olsa ön tarafa vurgu yapma, orayı biraz daha yaklaştırıp büyütme, arkayı biraz daha uzaklaştırıp küçültme imkanı da veriyor. 35 prime yani sabit odaklı bir objektif kullanırsanız da onun diyafram açıklığı da iyi oluyor. Az ışıkta da kullanabiliyorsunuz. Arka tarafı fullu ulaştırmakta da kullanabiliyorsunuz. Birçok şekilde yardımcı oluyor diyebilirim. Tabii ki 50 milimetre normal objektif açık diyaframın sayesinde az ışık koşullarında çok rahatlıkla kullandığımız bir objektif oluyor. Bununla beraber yine alan derinliğini kontrol etmek için de keyifli sonuç verebiliyor. Ee, küçük bir makine ve bir 50 milimetre kullanıyorsanız o da küçük bir objektif çünkü insanlara çok yakından da çekim yapma şansınız oluyor. Çünkü ürkütücü, rahatsız edici bir görüntünüz de olmuyor. Ekipman ne kadar küçük olursa hayatın içine o kadar dahil olma şansımız oluyor sokak fotoğrafçılığında ve bu iş sokakta, hayatta insanlarla birlikte çözülebilen bir iş oluyor. E, Tele objektif söyledik. Perspektif yılması sebebiyle gerçekliği bozuyor ama eee zaman zaman detay fotoğraflar için çok işimize yarayabiliyor. Burada da yine 200-300 milimetreleri değil de 80, 90, 100 milimetreleri falan düşünelim. Alternatif kadrajları farklı planları oluşturmak için yanımızda bulunmasında yarar olabiliyor. Aynı zamanda arka planda gördüğümüz bir şeyi öndeki kişiyle bağlamak için soldaki fotoğrafta olduğu gibi ya da çok sınırlı alan derinliğiyle işte portre ya da detay çekim yapmak istersek sağdakinde olduğu gibi kullanabiliyoruz. Ee, yine dediğim gibi böyle 200-300 milimetre gibi objektifleri değil de böyle 80-100 milimetre aralığını en azından abartmamak için e, kullanabiliyoruz. Normalde ama çok böyle e, kurallı bir iş konuşuyor olsak o zaman derim ki 35 ve 50 kullanın, başka bir şey kullanmayın ama e, ben fotoğrafta bazı teknik şeyler dışında. 125'e 8'in eşleri nedir? 250'ye bilmem 5-6 e falan gibi teknik başlıklar dışında bu da böyledir diye bir şey söylemeyi istemiyorum. Onun için de yani geniş açıla mı yapmak istiyorsun? Yap abicim. En fazla beğenmeyiz yani. Çok deform ettiysen insanlara deriz ki yamuk yumuk çekmişsin. Hep teleobjektifle çektiysen zaten uzak kalacağı için konulara bizi bir türlü fotoğrafın duygusuna dair edemezsin. Beğenmeyiz yani. Onun için de hani illa şu objektif diye bir şey söyleyen varsa da çok doğru söylemiyor bence. Yani sen 150 mm ile çalışmışsın bu sokak fotoğrafçılığı değil diyene yani de hadi abicim de tezgahın önünü kapatma sen öyle çalış ben böyle çalışayım diye yönlendir. Yani başka yapacak da bir şey yok. Tabii ki 200-300 mm tele ile çalışmaya başlarsak o zaman bu örnek fotoğraflarda olduğu gibi perspektif yığılması çok güçlü hale geliyor. Ve bir anda başka bir gerçekliğe bakıyor oluruz. O biraz rahatsız edici. Yani bu adamla Galata Kulesi arası o kadar yakın değil. O karşı kıyı Kadıköy'e modaya bu kadar yakın değil. Onu biliyoruz. Dolayısıyla da o gerçeklik algımızı bozacak şeylerden de uzak durmakta fayda var her halükarda. Zoom objektifle çalışmak birçok alanda olduğu gibi sokak fotoğrafçılığında da çok yararlı ama çok geniş bir zoom aralığı önermiyorum. Ben mesela 12 45, 12 40 OM sistem için söylüyorum. Gibi aralıkları iyi buluyorum. Hem kısa zoom aralığı, görüntü kalitesi yüksek, mercek kalitesi yüksek, az ışıkta çalışabiliyoruz. 24 70 gibi aralıkları 18.55 tabii ki öneremem birçok kit lens e, olarak markalarda kullanılan ama işte Tamron'un 17.50'si gibi kısa aralıklı ve iyi diyaframı olan objektifleri önerebilirim. Bu çok çabuk farklı alternatif kadrajları oluşturma şansı veriyor. E biraz sokak fotoğrafçılığı hızlı çalışma işi yani hayatın ritmine uyma işi. Dolayısıyla da kadrajı değiştirebilme becerisi yükseliyor. Ama gidip 18 200, bilmem kaç falan gibi çok geniş bir aralık e, zoomu daha çok gezi fotoğrafçılığında öneriyoruz. Yani e, gezilerde çok çok hızlı çalışmak gerektiği için kabul eyvallah ama sokakta biraz daha yavaşlama şansımız var. Onun için de hani geniş açıyla e, ne bileyim işte bir şehri, bir meydanı, bir sokağı, bir iç mekanı, bir durumu, insanların o mekanla ilişkisini anlatabilirsiniz. E, tele tarafına doğru 70-90 milimetre tarafına doğru gittiğiniz zaman da bu sefer hayatın içinden detayları hem de arka planı full ulaştırarak ilgi merkezi haline getirerek kadrajlar oluşturabilirsiniz. Yani o alternatif fotoğrafları hızlı üretme şansı verir. O açıdan iyi bir çare olabilir diyebilirim. Bu niye önemli? Şunun için de önemli. Tüm bu tarz çalışmalarda olduğu gibi sokak fotoğrafçılığı çalışmalarında da üç planla çalışıyoruz. Hikayeyi etil edebilmek ve doğru aktarabilmek. Daha sonra bir anlatı kurduğumuzda hep aynı planlarda kalmamak için, hep geniş, hep detay kalmamak için her konuyu üç planla çalışıyoruz. Geniş, orta, detay. Geniş ya da genel plan daha çok geniş açı objektifli ve biraz uzaktan çekiliyor. Olayın nerede geçtiğini, öğelerinin neler ve kimler olduğunu gösteriyor. Orta plan daha çok 50 mm ile normal objektifle çalışılıyor. Herhangi bir perspektif yığılması ya da bozulması olmuyor. Ebatları boyutları bize doğru gösteriyor. İnsan mekan ilişkisini verme şansı ortaya çıkarıyor. Detay plan ise ilk bakışta dikkat çekmese de konunun bütün yükünü taşıyacak detaylardan oluşuyor. Her konuyu böyle üçlü üçlü dörtlü çalıştığınız zaman bir sunu, bir anlatı oluşturma niyetine geçtiğinizde üçünü birden kullanmıyorsunuz. Buradan atıyorum genel görüntüyü kullanıyorsunuz da buradan detay görüntüyü kullanıyorsunuz. Ya da bundan orta planı kullanıyorsan bilmem neden genişi kullanıyorsun gibi akıcı bir dil oluşturma şansına sahip oluyoruz. Ne dedik? Sokak fotoğrafçılığı, tekniğini doğrudan fotoğraftan, yöntemini belgesel fotoğraftan alan bir çalışma alanı. Dolayısıyla bu yöntemin içerisinde bir anlatı kurma ve gerçekliği vurgulama niyeti var. Dolayısıyla da o anlatıyı oluştururken akıcı bir dil kurmanın yolu bu. Farklı planlarla çalışmak. Onun için işte kısa aralıklı zoomlar iş yapabiliyor yoksa ayaklarınız zoomdur. Siz yaklaşıp uzaklaşırsınız. Görsel birikim tüm fotoğraf alanlarında olduğu gibi sokak fotoğrafçılığında da çok önemli başlıklardan biri. Aynı zamanda da bizim hem başka fotoğrafçılar ne işler yapıyorlar onu görme, bilme, öğrenme şansımız oluyor. Hem de bir konuyla karşılaştığımızda nasıl bir şey üretebilirim çareleri sunuyor bize. Solda rahmetli çok sevgili Nevzat Çakır Hoca'nın Ayasofya fotoğrafı vardır ki Türk fotoğrafının, ülkemiz fotoğrafının önemli örneklerinden bir tanesidir. Kadının duruşu, ayağa bakışı vesairesiyle falan. Ben mesela işte Ayasofya'ya gittiğim zaman, üst kat açıktı o, o, zaman. Her gittiğimde oraya gidip bu onun şimdiki halini fotoğraflamaya çalışıyordum. Edirne Eski Camii'nde Allah yazısı önünde insanları fotoğrafladığımız gibi. Ya da işte Gir şimdi birçok, işte Alex Webb'in İstanbul fotoğrafları var, Alexander Petrosyan'ın var, fotoğraf herkesin var, Türk fotoğrafçıların var. Gir oradan örnek fotoğraflar, şey yap, hiçbir şey yapma. Sen antrenman yapmış oluyorsun. Şu an çeksem nasıl çıkar oralar diye. O açıdan keyifli bir yöntemdir. Sokak fotoğrafçılığında, belgesel fotoğrafta da benzer bir e, algı yanlışı var. Onu bir düzeltelim isterim. Abi sen şöyle istediğin gibi çek kafana göre çek. Nasıl olsa bu belgesel fotoğraf. Nasıl olsa sokak fotoğrafı. Çok da dert dil falan. Ne kompozisyon önemli ne bir Öyle bir şey yok maalesef. Bildiğimiz teknik ve biçim gerçekleri, doğruları, bilgileri bütün fotoğraf alanları için geçerli. Fakat bunu motomot bir kuralmış. Aman bu değişmez Kur'an-ı Kerim'miş gibi algılamaya gerek yok. Sen bunun içerisinde senin biçim dünyanı kurmaya yarayacak bir şekilde yoğurup kullanabiliyorsun. Neyi nasıl anlatmak istediğini, nasıl vurgulayabileceğini biliyorsun. Ona uygun, kendine özgü bir biçim dünyası kuruyorsun. Bu ben yaptım oldu kolaycılığı değil. Bu çok uzun bir mevzu. Ayıptır söylemesi kitabını yazdım çıkacak haftaya. Orada daha detaylı anlatıyorum ama çok kabaca söyleyeyim. Ee, 1900 60'larda falan çıkan, 70'lerde çıkan düşük grafik tarz denilen bir fotoğraf anlayışı var. Fotoğrafçıları minimalizme kadar götüren ve buna sanatsal bir tepki olarak doğan yüksek grafik tarz var. E, fotoğrafçıları tasarlanmış düzensizlik denilen başka bir yönteme doğru taşıyan. Dolayısıyla da böyle alternatif kadraj, orasını kestim, burasını kestim, yamuk tuttum, bilmem ne oldum falan gibi şeyler... Bu yüksek grafik tarzın devamında olan tasarlanmış düzensizlik içerisinde ve bir fotoğrafçının yolu yordamı yöntemi haline geldiğinde kabul edilebilir oluyor. Yoksa ben de bunu böyle yaptım, bu da bence böyle gider gibi olmuyor. Fotoğraf tarihi, sanat tarihi böyle işlemiyor maalesef. Süreçler öğretiler onların damıtılması, yoğrulması, süzülmesiyle ortaya çıkıyor. Onun için de bu elini kesmiş, a bu kafasını kesmiş gibi bir hikayeyle bakmamak gerekiyor fotoğraf. Önce ne anlatıyor? Sağdaki fotoğraf. İki çocuk var, biri evde kalmış demirlerin arkasında, biri sokakta. Bunu anlatabiliyor mu? Ona bakmamız lazım. Öbürü işte bilmem ne çalgıcı çocuk, bilmem ne kıyafetinden, o mekanından bir şey anlay anlayamıyorsak problem var. Ama yok yüzü görünmüyor bir problem değil çünkü çocuğun kim olduğu değil. Ne yaptığı önemliyse mevzuyu o gözle de bakmayı bilmek gerekiyor. Sokak fotoğrafçılığı için birçok alanda söylüyoruz ama sokak fotoğrafçılığı için şunu çok rahat söyleyebilirim. Tabii ki iyi ışıkta çalışmamız gerekiyor ama o şehri, o meydanı, o sokağı farklı şekilde de anlatabilmemiz gerekiyor kitabın bölümlerinden bir tanesi o, başlıklarından bir tanesi o. Herkesten önce kalkın, herkesten sonra yatın. O mekanın farklı halini mutlaka yaşayın ve mutlaka fotoğraflayın. Gün doğumuysa gün doğumu. Biri yazın, biri kışın. Yine gün doğumu, yine Galata Köprüsü. Akşam. Tabii ki ışık da güzel. Tabii ki işte ışığın rengi, atmosferi, ters ışık bilmem ne falan. Onlar ama bizim asıl derdimiz o ışıkla beraber şehrin, sokağın başka bir durumunu göstermek. Başka bir ruhunu anlatmak. Onun peşinde olması gerekiyor. Çünkü hikaye yani fotoğraf hikayesi zaten çok anlık bir hikayedir. Şu an bir şey olur, bir an sonra başka şey olur. Dakikalar içerisinde her şey değişir. Dolayısıyla da a bunu yakaladım, şunu ettim değil. Bir an sonra belki başka bir şey ve daha güzel bir şey yakalayabilirsin. Ama şunu bilmelisin. Bir an sonra başka bir ışık olacak. Şu fotoğraflar arasındaki süre yarım saat falan değil ya. Beşer dakika falan farkları var. Ama ışık yükselince yani güneş doğmadan hemen önce sol üst, Ondan sonra güneş bir çıkmaya başlıyor. Anadolu tarafından Avrupa yakasını aydınlatıyor. Gün doğumu tık 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 bir anda her şey değişiyor. Sen etkili fotoğraf ne zaman onu bilmek için, bulmak için orada olmalısın işte. Sabah bir kalkayım onda kahvaltımı edeyim, kahvemi için bir kendime geleyim de şöyle bir sokağa çıkayım. Zaten şahane fotoğrafçıyım. Bir ters ışık, bir gölge, bir fötür şapkalı adam oh tamam falan değil sokak fotoğrafçılığı. O yaşadığın yerin ruhu ne? Onu göstermen, anlatman gerekiyor. Onun için de her koşulun. Yani öğlen güneşi de olsa akşam ışığı da olsa etkili görüntüsünü bulmak zorundasın. Ve bir hikayeyi tamamlayan o puzzle'ın o parçasını bulmak zorundasın. Onu çekmek zorundasın. Onun için zordur sokak fotoğrafçılığı. Çok kötü bir havada da, sabahın çok erken saatinde de o alanın hikayesi nedir? Onu çözmemiz lazım. Yani Eybeliada'da çöpleri toplayıp atan amcayla sabah 6 civarında ilk vapura motora yetişmeye çalışan adam telaşını falan görebiliyor musun? Gösterebiliyor musun? Sokak fotoğrafçılığı mı? Yoksa Balat'a gideyim renkli kapı önünde arkadaşım ters ışık değil. Yani o, o başka bir şey. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Ama mutlaka görsel bir arayıcı olmalı. Mutlaka görsel hikayeler kurmayı planlayan bir zihne sahip olmayı gerektiriyor sokak fotoğrafçılığı. İşte bu renklerden, bu grafikten, bu yansımadan ve onun gösterdiği, gördüğüm şeyden ne anlatabilirim? Bu yansımayı görmek için ne kadar yaklaşmalıyım? Muhasebesini yapabilmek, sokak fotoğrafçılığı. Yoksa 35 milimetrem var, boynuma da taktım, hatta bir son gibi fıttırımı da taktım, şimdi sokaklardayım falan değil. O başka bir imaj bu başka bir yöntem öyle düşünmekte fayda var yoksa şey çok ıı, bellidir yani ışığın gölgenin bir arada olduğu ve ışık ölçümünün aydınlıktan yapıldığı durumlarda aydınlık yer doğru kaydedilir izleyici algısı oraya yönelir karanlıklar gölgeler silüetler farklı bir anlatım yolu oluşturur bunlar kötüdür fukakadır diye söylemiyorum biraz daha kolay fotoğraflardır diye söylüyorum orada da güçlü hikayeyi bulman gerekir. Aynı ışık koşulunda neredeyse aynı mekan yani Şehzade Camii ile Süleymaniye birbirine de yakın yerler benzer ışık koşulları var ama sağ alttaki fotoğraf başka bir hikayeye doğru götürür bizi. Soldaki fotoğraf ışık gölge için daha güzel olabilir. Ama sağ alttaki hikayesi olan fotoğraftır. Sağ üstteki ışığı en iyi olan fotoğraftır. Ama hikayesi diğerlerindeki kadar güçlü değildir. O gözle bakmamız lazım dünyaya. Buradan silüet çıkar diye bakamayız. O başka bir şey olur. O ışık atölyesidir. Işık çalışmasıdır. Sokak fotoğrafçılığı anlatacağınız ruhu ve hikayeyi ilgilendiren bir şeydir. Aracınız fotoğraftır öyle bir şey. Yoksa gölgeyi, ışığı, rengi zaten kullanacaksın. Etkileyici görüntünün şeyi o, sırrı o. Bu nedenle şöyle ufak ufak toparlayarak gidelim. Bir de bir fotoğrafçının işlerini göstereceğim size birazdan. Birkaç fotoğraf sonra. E, sokak fotoğrafçı dolayısıyla bu çevresini gözleyip oradaki o rutin günlük yaşamın içindeki değişik şeyleri, tuhaflıkları, gariplikleri, ironileri, küçük jestleri falan yakalayan ve mümkün mertebede o görüntü kaydedici cihazı, fotoğraf makinesi, cep telefonu, mobil hepsiyle yapılabilen bir iş yanında taşıyan bir insandır. Mutlaka o mekanı, o yeri iyi tanıması gerekir sokak fotoğrafçının. Ya kaybol o anlamda değil sağa dönersem eczane, sola dönersem cami var diye tanıma ama oranın gayesini bil, ruhunu bil, oranın sosyolojisini bil orada ben neleri anlatabilirim bilgisine ancak böyle ulaşabiliyoruz. Kullandığın ekipmanı çok iyi tanıman gerekiyor. Yani makine ayarlarını çekimden önce yapmış ol. 125'e 8'e ayarla değil. Ama şu ışıkta karşılaştığında bu hareketi kaydetmek için ne yapabilirim onu bil. Ve onu makinede çok çabuk yap. Bazen çekimlerde oluyor. Hocam bunun beyaz ayarı nereden ayarlanır diyor. Ya şimdi mi? Şimdi mi gerçekten? Yani beyaz ayarını bilmen lazım. Makinende nereden ayarlanıyor bilmen lazım ve bu koşulda ne yapman gerektiğini biliyor olman lazım. Şimdi ben bunları sana nasıl anlatayım? Araba geçiyor. Hazırlık öyle bir hazırlık. Ee, sevgili Aslı, şimdi kavramsal fotoğraf. sokak fotoğrafında olduğu gibi bir gerçekliği vurgulayan, anlatan bir şey değil aslında. Kavramsal fotoğraf o görüntüler üzerinden başka bir bilgiye, başka bir duyguya, başka bir hikayeye bizi ulaştıran, sallıyorum şişe ağzındaki mantarı çektiği zaman, bak süper sallayacağım, yani çok başarılı sallama değil, çok uçuk sallayacağım, sıkışmışlığı anlatıyor diyen şey kavramsal fotoğraf. Tokak fotoğrafı ise şişenin ağzında mantar var fotoğrafı. Anlatabildim mi? Onun için hani böyle kavramsal bir yere gider mi? Gitmez bence. Çok somut bir hikayeyi, var olan hikayeyi gösteren bir şeydir. Neyi nasıl anlatacağım? Kullanacağın yöntemle oluşturduğun sonucu değiştiren bir soru şekli aslında. O açıdan çok kavramsal olmaz diye söylüyorum. İç mekana girdin, cami, kilise bir yerden geçiyorsun. Yapay ışık var, burada beyazların olacak, ışık az, diyafram ne olacak, hangi objektifle, hangi açıdan çekeceğim falan. Bunları önceden çözmüş olman lazım. Yani sokak fotoğrafçılığı sırasında mevzu çözemiyorsun artık. En azından bu fotoğraf için çözemiyorsun. Tekrar gidersen aynı konu tekrar olursa o zaman çözüyorsun. Ama o anki fotoğrafta maalesef onu şey yapamıyorsun. O nedenle de hani makine ayarlarını öncesinde yap, ekipmana hakim ol. Öyle bir anlam taşıyor aslında. Mekanı, olayı, o mekanın ve olayın ruhunu anladıysan kendince ve yine kendince o ruhu doğru, dürüst, gerçekçi bir şekilde anlatma kaygın varsa biçim dünyanı da kurabiliyorsun, teknik altyapıyı da oluşturabiliyorsun ve o zaman o sokağa, o fotoğrafa, o hikayeye dahil olabiliyorsun. Yoksa hep bir boğuşma halindesin. Bu boğuşma bazen ekipmanla oluyor. Doğru objektifi taktım mı? Bazen teknikle oluyor. Kaç diyaframdı? Beyaz ayarı neydi? ISO'yu kaç yapayım? Bazen biçim dünyasında olur. Ya, yamuk mu tutsaydım makineyi? Düz çekip bilmem ne mi yapsaydım? Perspektif bozulmasa mıydı falan? Bazen anlatacağın şeyle oluyor. Acaba ben şimdi bunu böyle çekersem o insanı böyle mi göstermiş olurum? Şöyle mi? Ya bunlardan sıyrılıp kendi görsel hikayeni oluşturmaya çalışıyorsun. Ama bu hikayenin cümlelerini sen yazmıyorsun, sana veriyorlar. Sen onlara karşıdan seçiyorsun. Doğru cümleleri seçmeye çalışmak sokak fotoğrafçılığı. O zaman her türlü yere girersin, herkesle muhabbet edersin, çok keyif alırsın ve çok etkili sonuçlar ortaya çıkarma imkanın olur. Gerektiğinde yakına, gerektiğinde uzağa düşersin. Gerektiğinde en dibe kadar girersin, Teknik dertleri çözüp mevzunu anlatabilirsin. Sokak fotoğrafçılığı bir derdi anlatmak. Dolayısıyla ben sokak fotoğrafı çekmek istiyorum diyen herkes kitabı yine bölümlerinden, sayfalarından birinin başlığı bu. Önce şu soruya cevap bulman gerekiyor. Senin fotoğrafla anlatmaya çalıştığın derdin ne? Bu sorunun cevabını ver, iyi bir sokak fotoğrafçısı olacaksın iyi bir sokak fotoğrafçısı örneği. Birçok derste falan anlatıyorum. Halen duymamış olan varsa mutlaka ve mutlaka Alexander Petrosyan'ın işlerini görsün. Ukraynalı bir fotoğrafçı. Türkiye, İstanbul'a da geldi geçtiğimiz yıllarda burada çalışmalar yaptı. Hayatın içindeki acayip ışıkları, etkileyici anları, komik şeyleri ironik durumları çok sağlam bulabilen bir fotoğrafçı. Ve buna çok güçlü refleksle karşılık verebilen bir fotoğrafçı. İşte bir askeri birlik geçiyor. Pat oradan yeşilli bir kadın. Tak o kontrastı hemen yakalıyor. Ya da böyle bir şeye giriyor. Ee, bak mesafeye dikkat et. Her ikisine de çok yakına girebiliyor. Hemen bir Aslı'nın devam şeyini okuyalım. Ya şimdi Bresson'un kendine rağmen engellere aş diye bir açıklaması var mı bilmiyorum ama e, o muhtemelen şöyledir. Fotoğrafın üstünden 50 yıl 60 yıl falan geçmiştir. Söylenebilecek her şey e, söylemiştir Bresson o fotoğrafın çekimiyle ilgili. Bir muhabbet dönüyordur bir şeyden getirmişlerdir lafı. Arada da belki onu söylemiştir. Çok zannetmem ama hani e, laf döndü dolaştıysa onu da söylemiştir. Yoksa Bresson'un kendisi söylemez. Birisi öyle bir şey uydurmuştur. Yani o çok herkeste var olan bir şey. Alexander Petrosyan'ın mesela çok acayip işlerinden bir tanesi. Yani bulunduğu yer, fotoğrafı bulduğu yer mevzu çok güçlü. İşlerini görmenizi istedim. Çok acayip fotoğrafıdır. Hep söylüyorum bu fotoğrafı. Ya her taraf çamur içinde bilmem ne. Her taraf kapalı. Pırıl pırıl tertemiz kıyafetli iki adam. Yahu diyorsun ışınlandınız mı abicim siz oraya? Siz oraya nereden geldiniz yani? Gökten mi düştünüz? Bir de dondurma falan mı yiyorlar? Ne yapıyorlar? acayip iş yani. Yine bak ışığı falan da ve konuyu da çok doğru bulduğu bir fotoğrafı. Böyle acayip işleri takip ediyor ve fotoğraflar bir süre sonra çok çalışkan da bir fotoğrafçı olduğu için içerik, konu ve anlattığı hikayeler tarafından birbirini bütünlemeye başlıyor. Bu fotoğrafla başka bir yerde, başka bir zaman çekildi. Bu fotoğraf bir anda kardeş oluyor. Bak Instagram hesabına böyle çok hikayeler toparlanmaya başlıyor. Ben şeyini çok seviyorum Alexander Petrosan'ın. Yani muhtemelen şöyle oluyor. Bu yolda yürüyen ve atıyorum karşıdan karşıya geçen bu tarafa gelen birilerini görüyor. Arabaların farlarıyla böyle etraflarının kontrol ışıklarının parladığını fark ediyor. Buradan fotoğraf çıkar diyor ve çekimlere başlıyor. Ve fotoğraf ona o şansı veriyor. Bu iki kızı gönderiyor. O da onları çekiyor. Yoksa orada Aa, kızlar geliyor deyip makineyi kaldırıp çekmiyor. Öyle olmuyor fotoğraf çünkü. Dolayısıyla da bu çalışkanlığı ve bu zekayı sevdiğim için önerdiğim fotoğrafçılardan biri. Bak yani tak hemen yakala. Bu fotoğrafı al biraz önce gördüğümüz. Bu fotoğrafları da kardeş yaparsın bir süre sonra. Bak bu da çok güzel zeka. Yani yukarıda bir kafenin penceresi, vitrini vesairesi var alttan geçen araçların pencerelerini görüyor. Aa diyor burada bir pencere, orada bir pencere, orada oturan, burada oturan. Tak otobüs geçerken de fotoğraf şey Muhtemelen üçüncü, beşinci otobüstür oradan geçen çekebildiği. Belki trafik sıkıştı ve durdu o zaman çekebildi. Ama o çareyi bulabilen bir fotoğrafçı. Alexander Petrosyan.com web sitesi ama bir süredir açılmıyor site. Onun için daha doğrusu Petros Fotos diye Instagram hesabı var. Çok çalışkan fotoğrafçı. Her gün fotoğraf yüklüyor. Her gün, her gün, her gün. Ben hararetle tavsiye ediyorum işlerini takip etmeyi. Çok keyifli. Hem atmosferi çok güçlü, hem içerik anlatım olarak çok güçlü fotoğraflar. O da bir Olympus OM sistem kullanıcısı. Ama ben bunu sonradan öğrendim. O açıdan da çok hoşuma gitti demek ki. Ee, bu tarz çalışmalar için Olympus OM sistem bayağı işe yarıyor diye düşündürttü beni. Evet, sokak fotoğrafçılığına böyle bir girizgah babında bir şeyler e, söyleyebileceğimiz yaklaşık bir buçuk saatlik bir yayın yapmış olduk. Sorularınız, yorumlarınız için siz yazarken ben hatırlatmalarımı yapayım. Yolyoldur.com web sitemiz takibinizi bekler. Yol alt çizgi yoldur instagram hesabımız takibinizi katkınızı bekler. Yol yoldur YouTube kanalımız, abone olmayı, bildirimleri açmayı, eşe dosta arkadaşa söylemeyi unutmayın. Farklı oynatma listelerinde videolar, yayınlar hepsi devam edecek. Dolayısıyla e, takipte, abone olmakta fayda var. Bu akşam konuştuğumuz sokak fotoğrafçılığının çok daha geniş bir halini ve yaklaşık 150 kadar örnek fotoğrafla önümüzdeki hafta ortasına çıkacak olan ''Sokakta Fotoğraf Çekerken'' diye yeni bir kitabım var. Oradan okumak görmek mümkün. fototrek.com'a girerseniz orada kitap hakkında detaylı bilgiyi ve e, sipariş linkini bulabilirsiniz sosyal medya hesaplarında. Zaten paylaşıyoruz. Böyle 5 ana bölümden oluşan 176 sayfalık böyle eski benim yolculuk kitapları gibi işte kompozisyon kitapları boyutlarında falan bir kitap oldu. Fena da olmadı. İlginizi, alakanızı o da bekliyor diye söylemiş olayım. Sunumu kapatayım. Sizin soru yorumlara gelelim. Turgut başlamış. Güzel, 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 güzel. Hmm. Turgut güzel bir e, tanımlama, bir açıklama e, şey yapmış. Oradan da yorumlar bölümünden görebilirsiniz. Ee, şimdi şöyle detayların içinden basitliği çıkıp çıkartma basitliği farklı açıdan özel kılma falan diye e, yazmış Turgut. Leonardo da Vinci'nin sözü var ya hani basit güzeldir ama zor olan basiti yapmaktır diye. Birçok iyi fotoğraf için hepimizin söyleyebildiği şeylerden bir tanesi o. Diyoruz ki ya ne kadar basit ya ne kadar kolay. Ben olsam ben de çekerim. Yani umut ediyorum hepimizin başkası gördüğü zaman bunda ne var ya ben olsam ben de çekerim diyebilecek basitlikte fotoğrafları olsun. O zaman bu işi çözdük demektir diye düşünüyorum. Sinan'ım çok sağ olun. Teşekkürler. Ya, ya çok teşekkürler. Sorunuz varsa, yorumunuz varsa yardımcı olayım. Eğer yoksa zaman ayırdığınız için, yayına katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni yayınlarda ve ee, önümüzdeki günlerde birlikte dışarıda fotoğraf çekerek yapacağımız çalışmalarda görüşmek üzere diyorum. Farklı illere de gelip yapacağız çalışmalar. Ee, Zoom internette ve OMS sistem Türkiye ile görüşüyoruz. Herhalde İzmir, Bursa vesaire falan diye başlarız. Farklı illere de geliriz ee, yavaş yavaş. Ömür yettikçe, sağlık oldukça bu çalışmalara devam edeceğiz inşallah. Hem merkez OME sistem makineleri kullansın istiyoruz, hem bildiklerimizi, bildiklerinizi paylaşalım istiyoruz. O nedenle ilerleyen günlerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.